Merhabalar, merhabalar, merhabalar. 360 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün gene iyilik ve sağlık programında yepyeni ve dop dolu özel... Tariflerimle sizlerle beraberim. Ama nereden bahsedeceğim biliyor musunuz? Elinize kalem kağıtları alın ve hemen yazmaya başlayın. Çünkü belki tekrarı olmayabilir. Bugün nelerden bahsedeceğim biliyor musunuz? Tohumlardan bahsetmek istiyorum. Ne demek tohumlar? Tam arkamda isterseniz bunlara bir bir bakalım. Tohumların bizim sağlığımızdaki yerine nelerdir? İlk başta hemen göstermek istiyorum. Burada bir kabak çekirdeğimiz var. Hepimiz çok seviyoruz. Ama çok aşırı tüketmememiz lazım. Haftada 3 ya da 4 gece şöyle bu kasede değil ama şöyle bir avuç alacağız. Şu kadar. Hepsi yeterli. Bir şeyin azı yarar, çoğu zarar. Bu atasözünü çok severim. Ama bu kadar bir kabak çekirdeği haftada 3 ya da 4 gece 360 ekranlarını izlerken geceleri bunları atıştırabilirsiniz. Neye iyi geliyor biliyor musunuz? Özellikle kalp sağlığı için. Damarlar için çekirdeği, yani bildiğimiz çekirdek. Bunu tabii mümkünse tuzsuz olarak tüketmenizde çok büyük yarar var. Gençleşmek mi istiyorsunuz? İşte size ay çekirdeği. Yine her zaman tarifimiz, yani miktarımız, avucumuzu açıyoruz, avuçluyoruz, bir avucumuza dolan kadar yiyeceğiz. Bunu her gece de tüketebilirsiniz. Eğer zayıflıyorsanız da atıştırmalık için, gene de çok fazla kalorisi olmadığı için... Hiç olmazsa ağzımızı bir şeylerle meşgul eden bir çekirdeğimiz ay çekirdeği. Çünkü neden? E vitamini var. E vitamini demek gençlik demek. Bu çok önemli. Bir başka tohumumuz var burada. Özellikle hepimizin yakından bildiği keten tohumu. Keten tohumunun en önemli özelliklerinden bir tanesi nedir? Damarlar içindir. Ve bir şey daha var. Özellikle kan şekerinin düzenlenmesinde ve salgılanmasında, insülin salgılanmasına çok etkili. Çünkü keten tohumunun içinde omega 3 açısından çok zengin. Omega 3 bizim için çok faydalı bir yağ asidi. Tabii burada bir başka daha tohumumuz var. Hepimizin bildiği kolesterolümüzü azaltmak için susam. Susamı genellikle biz pidenin üstünde yiyoruz. Ama günde bir şöyle çay kaşığı ya da tatlı kaşığı kadar susamı tüketmekte çok büyük yarar var. Bunda da inanılmaz vitamin, mineral, bakır, çinko minerallerimiz oldukça yüksek. Evet, tohumlarımızı bu şekilde anlattıktan sonra tabii bir sürü tohumlar var ama ben burada belli başlı şeylere getirdim. Evet, çaylardan bahsetmek istiyorum. Hangi çay hangi rahatsızlığımıza faydası olur, daha iyi gelir? Tabii hepimiz bunu aslında yakından tanıyoruz ama belki içinde bilmedikleriniz vardır. Bunu burada tekrar etmiş olacağız. Şimdi çok streslisiniz. Akşam eve yorgun argın geldiniz. İnanılmaz bir sinir küpü halindeysiniz ve akşam yemeği de yediniz. Fakat bu sırada bu o kadar streslisiniz ki uykunuz gelmiyor. İşte uykunuzu getirecek, sizleri rahatlatacak çok özel bir çay. Hepimizin bildiği papatya çayını getiriyorum. Papatya çayı gerçekten insanları relax yapan, sakinleştiren ve stresimizi alan önemli çaylardan bir tanesi. Bu arada yine uykumuzun gelmesine için ben bir akupunktur uzmanı ve hekimi olarak çok da basit bir şey daha göstermek istiyorum. Hemen burada nazar boncuklarım var. Bir tanesini tam iki kaşımın ortasına yapıştırıyorum. Siz buradan daha rahat göresiniz diye. Tam buradaki noktaya siz iki dakika boyunca buz uygulaması yapıyorsunuz. Bir de tam kafamızın tepe kısmına da buz yapıyorsunuz. İkişer dakika. Tabii sürekli buzu burada koymamak lazım. Ara sıra soğuduğu zaman çekip tekrar koymamız lazım. İki dakika boyunca buraya buz ve tepemize buz yaparsak bir de papatya çayını içersek inanılmaz rahatlarız, gevşeriz diyorum. Bunun tam tersi olan bir çay var. Yani biz dersimiz var, çalışacağız. Ertesi gün imtihana gireceğiz. Veya uyumamamız lazım, evde yapmamız gereken bir takım bilgisayar işlerimiz var. Çok da yorgun hissediyoruz kendimizi. Tam tersi aktive olmak istiyoruz. Yani canlanmak istiyoruz. İşte size burada tam onun değişik çayını getiriyoruz. Bunun tam tersi olan
yeşil çaydan bahsetmiş diyorum. Papatya çayımı bu tarafa alayım. Yeşil çay hakikaten içinde kateşinler olduğu için, yani antioksidan dediğimiz maddeler olduğu için, hem bizi gerçekten antikanserojen dediğimiz, kanser tedavilerinde de yardımcı olan çaylardan bir tanesidir. Vücudumuzun metabolizmasını çok hızlı çalıştırdığı için vücuttaki kilo verme hızını da artırır. Tabii sadece bu çayı içeceğiz, zayıflayacağız, böyle bir şey asla mümkün değil. Öncelikle aldığınız kaloriyi harcadığınızdan az olursa siz kilo verirsiniz. Bunun haricinde hiçbir şeye inanmam. Bu arada bir sürü ürünler çıkıyor, şunlar çıkıyor, bunlar çıkıyor, biliyorsunuz bazen benim adımı da kullanan internet siteleri var. Bunlarla benim hiçbir alakam yok. Ancak ve ancak benim kendi sitemde, yani kendi sitemde olan bir şeyler varsa bunlar doğrudur. O açıdan burada bunu da söylemeden geçemedim. Demek ki aktive olmak istiyoruz, metabolizmamızı çalıştırmak istiyoruz. İşte size yeşil çay. Ne kadar içeceğiz bundan? Gün boyunca çok fazla dikkatle çalışmamız gerekiyorsa 2-3 bardak, 2-3 fincan yeşil çayı tavsiye ediyorum. Hemen geçiyorum. Eğer mide yanmamız varsa, midemizde ekşimeler varsa, o zaman bir başka çay hepimizin bildiği, işte size nane çayını getiriyorum. Nane hepimizin bildiği, taze nane de kullanabilirsiniz, kuru nane de kullanabilirsiniz. Nane çayı hakikaten gerçekten hepimizin midesini rahatlatan, özellikle yemeklerden sonra hazmımızı da sağlayan bir çay çeşidi. Ama buna yanı sıra bir başka çay daha bizim midemizi rahatlatıyor. Hiç duydunuz mu? Bakın şöyle tersten gösteriyorum, sürpriz olsun. Bizi merak edin diye arkasını döndürmüyorum. Şimdi yavaş yavaş döndürüyorum. Bakın çok da mevsimi geldi. Enginar yaprağı çayı. Evet, enginar yaprağı çayı da çok önemli. O yapraklarını genellikle aldığınız zaman hep atarlar, biliyorsunuz. Siz onları lütfen toplayın, alın o yaprakları. Onları taze taze haşlayın. Kurutup kışın da kullanabilirsiniz. Onun için o özellikle enginar yapraklarını alıp kurutmanızı veya taze taze haşlayıp suyunu içerseniz özellikle midedeki ekşime yanmayı da alır. Gene midemiz için bir başka çay çeşidimiz var. Aynı zamanda gene metabolizmamızı hızlandıran, hepimizin yakından tanıdığı zencefil çayı. Zencefil biraz acı olur, biliyorsunuz. Tadım biraz gariptir böyle. Fakat içine çok az biraz limon, çok böyle küçük bir çay kaşığı da bal koyarsanız inanılmaz güzel bir içim oluyor. Zencefil çayı da hem kilo vermek için, hem vücudumuzun metabolizmasını hızlandırmak için, hem de biraz önce dediğimiz gibi midemiz için çok önemli. Bunun başkasında öksürüğümüz var. Öksürüğümüze gelen, iyi gelen çaylar nedir derseniz, işte size kekik çayı, işte size bir tane de burada olması lazım. Isırgan otu çayımız var mı, yapılmış mı? Yapılmamış ama ısırgan otu çayını da içebilirsiniz. Bir tanesi bu. Özellikle kekik çayı öksürükte ve gribal enfeksiyonlarda çok önemli. Bir başka da ısırgan otu çayını da yapabilirsiniz. Bu çayları da bahsettikten sonra şimdi hamileler için özel bir şey söylemek istiyorum. Hamilelikte ilk 3 ayda biliyorsunuz bulantınız çok fazla olabilir. Bu tabii ki hormonların değişim açısından bazı bayanlarda çok fazla, bazılarında çok az olabiliyor ama en azından midede garip bir his oluyor. Bunu azaltmak için hem size bir tarif vereceğim, hem de bir akupunktur masaj noktası göstereceğim. Özellikle şu bileğimizi şu şekilde iç tarafını çevirdim ben size. Görüyoruz burada. El bilek çizgimizin, şimdi buradan göstereyim size. Şuradaki el bilek çizgimizin iç tarafına 3 parmağımızı koyuyorum. Yani şöyle 3 parmağımı koyuyorum. Bilek çizgisinden 3 parmağın bitimi olduğun yerde, yani burada tam orta alanda, bunu da buraya yapıştırıyorum gördüğünüz gibi. Bakın bu Dünya Sağlık Örgütü tarafından da FDA tarafından da onaylanmış bir akupunktur alanıdır. Bilimsel yayınlarda da çok fazla yer alır. Tam 3 parmak koyuyoruz bitimindeki yere. Özellikle araba tutması varsa da, hani araç tutuyor ya, gemiler tutuyor, uçak tutuyor. Burasına masaj yapabilirsiniz şu şekilde, derin derin masaj. 2-3 dakika boyunca her iki elimize de. Eğer evdeyseniz, hamileyseniz buraya buz da uygulayabilirsiniz. Evde herhangi bir buzunuz vardır buzdolabında. 2-3 dakika boyunca buraya da buz uygulamak gerçekten sizin bulantınızı azaltacaktır. Deneyebilirsiniz. Tabii mutfakta yemek yapmamak, tabii bunu salonda yemek, bu arada eşlere çok büyük görevler düşüyor.
Eşlerim bunu sevdiği şeyleri hazırlayıp özellikle salona getirip bunları yemesi daha doğru. Mutfaktaki kokular çok rahatsız eder. Ama özellikle evet, hamilelikte bulantıyı azaltmak için güzel bir tarif daha vereceğim. Hemen bir limon alıyoruz ve birazcık tuz alıyoruz. Biraz da karabiber alıyoruz yanımıza. Şimdi tuzu aldığımız çok az miktarda, tabii tansiyon yüksekliğiniz varsa bunu kullanmayın. Limonun üstüne birazcık tuzu ekiyorum. Çok azıcık da şöyle bir çay kaşığının ucu kadar, bir çimdik kadar da hafif bir karabiber koyuyorum. Birazcık şu şekilde sulandırıyorum içinde. Çünkü bunu çekerseniz hapşırabilirsiniz. Çünkü karabiber tozu çok hapşıran neden olabilir. Biraz daha uzaktan yapmanız lazım. Bunları yaptıktan sonra bu şekilde ağzımıza sıka sıka bunu yiyelim. Ondan sonra yemek yiyelim. Çünkü inanılmaz bir şekilde bulantınızı bastırabilir. Limon, tuz ve karabiber. Bunu buraya koyduktan sonra konularımız o kadar çok ki hemen devam ediyorum. Size özel bir tatlı yapmak istiyorum. Gene televizyonlarda ilk defa duyacağınız tatlardan bir tanesi. Bunun için özellikle diyet tatlısı bir hastamdan öğrenmiştim. Onun için malzemelerimiz yoğurt alıyoruz. Bir de buraya bir şey koyacağım. Şimdi bunun ne olduğunu soracaksınız. Herkes Anadolu'da hepimizin bildiği gibi yoğurdun içine pekmez konur yenir. Ama bu pekmez değil. Daha güzeli, daha farklı bir şey. Özellikle süzme yoğurtla yapabilirsiniz. Bunun için hemen şöyle bir çorba kaşığını alıyorum. Bu, şimdi herkes merak ediyor bu nedir diye, hemen söyleyelim. Nar ekşisi. Gerçekten doğal nar ekşisini alıyorsunuz. Yoğurdun içine bu şekilde, bakın, güzelce iki kaşık ölçüsünde koyuyorum. Canımız çok tatlı çekti. Gidip baklava, börek yiyeceğinize veya unlu tatlı yiyeceğinize süzme yoğurdun içine bu şekilde benim yaptığım gibi nar ekşisini koyacaksınız. Nar ekşisli yoğurdu inanılmaz bir şekilde lezzetlidir. Gerçekten neredeyse 3-5 gün bir daha canınız tatlı çekmez. Bunu afiyetle tüketebilirsiniz diyorum. Evet, bunu yaptıktan sonra demek ki bir başka tarifimize hemen geçelim. İkinci bir tatlı yapacağım size. Gene diyet tatlılardan bir tanesi olacak. Bunun için gene malzemelerimizi hemen söyleyelim. 4-5 tane böyle hurmayı aldık. Haşlanmış o da olabilir. Haşlanmış olursa daha çabuk blenderdan geçecek. Ama siz böyle yumuşak olanları da alıp yapabilirsiniz. Hemen buradan blenderimizi açıyoruz. Blenderimizi açtıktan sonra bunun içine hemen şu çekirdeklerini de çıkartarak içinden şurada gördüğümüz hurmayı içine koyuyorum. Zaten küçük bir çekirdeği var bunun da. Şu çekirdeğini aldım, buraya koydum. Hemen de ikinci hurmamı yapıyorum aynı şekilde. Bu çekirdeğini aldım, bunu koyuyorum. Yine bunlar haşlanmış olduğu için çok daha rahat yapabiliyoruz. İçindeki çekirdekleri çıkartıyoruz. Yine dördüncü, istediğiniz kadar hurma kullanabilirsiniz. 3 kişilik, 5 kişilik de yapabilirsiniz. Bu hurmaları bu şekilde koyduktan sonra içine bir başka malzeme koyacağız. Bunun içinde ne koyacağız? İşte şu anda elimde tuttuğum yarım yağlı süt. Yarım yağlı sütü de içine boşaltıyorum. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Biraz daha sulu istiyorsanız bu şekilde olacak. Ve bunun içine çok özel bir şey daha koyacağız. Birazcık tarçın koyacağız. Bunun için de hemen bir tatlı kaşığı ölçüsünde tarçınımı aldım. Ama siz yarım tatlı kadar koyun. Şu kadarcık bir tarçınımı da koyuyorum içine. Demek ki haşlanmış Medine hurması, yarım yağlı süt ve tarçınımızı koyduk. Kapağını kapatıyoruz. Ve buradan iyice sıkıştırarak evet, gayet de güzel oldu. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyuyoruz. İster şöyle küçük kaseye koyarsınız kaşıklayacak şekilde. Hemen ben bunu buradan yapacağım. Şuraya koyuyorum. Bu
Buraya koyduk. Gördüğünüz gibi yarım yağlı süt. 5-6 tane haşlanmış Medine hurmasını koyduk. Güzelce blender yaptık. Biraz da tarçın koyduk. Ve bunu da bu şekilde buraya buzdolabına koyarsanız buzdolabında soğuyunca daha da bir lezzetli oluyor. Bunu da istiyorsanız bir kaşık da ben buna bal da koymak istiyorum. Daha da lezzetli olsun diye. Hem doğal olsun, şöyle çay kaşığından iki tane şöyle koyalım. İnanılmaz lezzetli ve gerçekten sağlıklı, size güzel bir diyet tatlısı oldu. Bunu evdeki gelen misafirlerinize de yapabilirsiniz. Evet, şimdi bir başka şeyden bahsetmek istiyorum. Özellikle buradan geçiyorum buraya. Bakın ne yazmışım. Bu da yine televizyonlarda ilk defa yapacağım şeylerden bir tanesi. Zayıflamaya yardımcı olacak olan bir içecek çeşidi. Ne demek zayıflamaya yardımcı olacak olan? Siz bunu öğün yerine kullanabilirsiniz demek. Yani öğün yemeğiniz bu olacak demek. Onumuz var. Şurada bir şey daha var. Bu nedir acaba diyeceksiniz. Süt diyenler var. Değil. Ayran diyenler var. Bununla gitmez. Başka bir şey. Çok daha sağlıklı. Kefir var. Hemen onu yapmaya başlayalım. Onun için hemen bir büyük bir cam. Evet, biraz önce söylediğim gibi zayıflamaya yardımcı olacak olan, şu ana kadar gerçekten televizyonlarda ilk defa yapılacak olan, enteresan bir tatlı hissi verecek. Aynı zamanda karnımızı doyuracak. Hem yemek hem tatlı, ikisini birden yapmış oluyorsunuz. Yani yemeğin üstüne tatlı yemenize gerek yok. Bunun için hemen ananaslarımı aldım. Bu ananaslarımı ben şöyle küçük küçük dilimler halinde gösteriyorum. İstiyorsanız siz bu dilimleri dilimleyebilirsiniz ama ben şöyle ortadan dörde böleceğim. Şunu şuraya koyayım, daha iyi görürsünüz. Evet, bunları dörde bölüyorum. Dörde böldükten sonra hemen bunları buradaki kasemin içine yerleştiriyorum. Kasemize bu güzelce ananaslarımızı diler. Çünkü ananaslarda da çok antioksidan var. Vücuttaki ödemi de çözer. Ve kilo vermede en favori meyvelerimden bir tanesidir. Bunun üstüne şurada gördüğümüz kefiri aldım. Ve kefiri ben bunun üstüne güzelce döküyorum gördüğünüz gibi. Kefirimizi de koyduk. Bunun üstüne başka bir şey daha yapacağız. Biraz daha metabolizmamızı hızlandırmak için azıcık sizler için böyle bir limon suyu sıktım. Limon suyumu da koyuyorum. İyice kefirle gördüğünüz gibi ananas birbirlerine karıştılar. Biraz da limon koyduk içine. Fakat bunun üstüne de çok güzel bir şey daha koyacağız. Daha da iştahımızı biraz daha blok eden, her zaman söylediğim gibi naneden koymak istiyorum. Şu anda aşağı yukarı 1-2 saat dursun. Sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Neler koyduk? Kefir koyduk, ananas koyduk, nane, biraz da limon suyu koyduk. Gerçekten hem tatlı hem yemek olacak. Bütün vitamin, minerallerin hepsini de içeriyor. Şimdi gelelim, karaciğere iyi gelen neler var? Hepimizin bildiği şeyler aslında. Çamda mevsimi enginar, enginar, enginar. Enginarı tabii ben bu şekilde yenmesine biraz karşıyım. Mutlaka bunun yapraklarını da yemeniz gerekiyor. Yaprakların uç kısımları yumuşaktır. Özellikle haşlayıp onları da yoğurda batırarak yiyebilirsiniz. İnanılmaz. Çünkü 50-60 defa ağzınıza gidecektir onun yapraklarını yiye bitirinceye kadar, onun bir koçanını, ve karnınız doyacak. Halbuki bunları siz yapıyorsunuz. Bol zeytinyağlı yapıyorsunuz. İşte bu zeytinyağının içini hepsi emiyor ve siz kilo veremezsiniz. Onun için madem bu şekilde pişireceksiniz, tatlı kaşığını geçmeyeceksiniz. Bunlardan bir tanesi enginar. Demek ki karaciğerimiz yağlanması için en etkili hakikaten besinlerden bir tanesi. Bir tanesi de burada koyduğumuz gerçekten bir portakal suyu.
Portakal suyu da gerçekten karaciğer yağlanmasına etkili. Fakat yine karaciğer yağlanması ile etkili çok güzel bir daha içecek yapmak istiyorum. Hemen blenderımı aldım. Blenderımı açtım. İçine şurada gördüğünüz gibi havuçlarımı doğramaya başladım. Küçük küçük havuçlarımı doğruyorum. Şimdi bunları burada yaparsam daha rahat olacak sanıyorum. Havuçlarımızı koyduk. Hemen salatalık kabuklarıyla güzelce yıkadıktan sonra salatalıklarımı da bu şekilde doğruyorum. Bunları da alıyorum bu şekilde. Güzelce içine yerleştiriyorum. Fakat burada koyacağımız en önemli şeylerden bir tanesine geldim. Burada kerevizler var. Kerevizlerimizin sapı. Bu çok önemli. Türkiye'de fazla bilinmiyor ama o kerevizin bu yeşil yapraklarını atmayacaksınız. Bunlar inanılmaz. Hep turşuya koyarsınız ama biz bunları çiğ bu şekilde alıyoruz. Kerevizin saplarını inanılmaz bir aroması da vardır. Fakat karaciğere çok iyi gelir. Bunlardan da bunun içine koyuyoruz. Ve hemen kapağımızı kapatacağız. Bunun üstüne başka bir şey daha koyacağız aslında. Evet, tamamdır. Şimdi bunun içine biraz da istiyorsanız bu şekilde yiyebilirsiniz. Ben bunun içine biraz da aslında su koymak istiyorum. O zaman içecek haline getireceğim. Şöyle biraz da su koydum. Biraz daha yumuşasın diye. Ve bu ne için yapıyoruz? Karaciğerde özellikle iyi gelen karaciğer yağlanmasını. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra hemen göstermek istiyorum ne yaptığımı. Kapağını açıyoruz. Evet, içindekilerini tamamen güzelce boşalttık. İşte biraz önce de söylediğim gibi karaciğer yağlanması ile ilgili öğün yerine geçen, aynı zamanda kilo verirseniz zaten karaciğer yağlanmanız azalacak. Güzel bir karışım oldu ve bu karışımı afiyetle tüketebilirsiniz. Bunu yedikten sonra zaten başka bir şey yiyemezsiniz. Gerçekten bayağı bir tokluk hissi gelir çünkü içinde bol lif var. Lif demek bağırsakları çalıştırmak demek. Bağırsaklarınız da çalışır. Lif demek kolesterolünüz düşmesi demek. Lif demek sizin kilo vermeniz demek. Şimdi bugün başka bir şey daha anlatacağım. Reflümüz var. Reflümüzü gidermek istiyoruz. Nasıl gidereceğiz? Bir sürü çay çeşitleri var. Hepsini kullanabilirsiniz. Ama ben bugün daha farklı bir şeyler bahsetmek istiyorum. Onun için size çok güzel bir sıcak su hazırladım. Sıcak suyu ketile koydum, ısıttım ve bunu bir bardağın içine koyuyorum gördüğünüz gibi. Şuraya kadar koydum. Şimdi bunun üzerine biraz size ne koyacağım? Rezene koyacağım. Rezeneyi de hemen alıyorum tatlı kaşığımı. Tatlı kaşığı rezenemi koydum içine. Bir başka bir şey daha koyacağım. Anason. Rezeneyi biliyorsunuz bebeklere de verebilirsiniz. Rezene çayını. Özellikle bağırsakları şikayeti olan, gaz şikayeti olan bebeklere de rezene çayını bütün hekimler tavsiye ediyoruz. Ama biz büyükler için de özellikle rezene çayını çok öneririz. Ama rezene içine başka bir şey koyacağız. Çok az, çok keskin kokulu bir baharat çeşidi anason. Anasondan da çay kaşığının ucuyla şu şekilde koydum. Ve bunları böyle güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra 1-2 dakika demleniyor. Böyle 1-2 dakika demlendikten sonra bunu süzüyoruz. Süzdükten sonra içeceğiz. Ama içerken başka bir şey yapacağız reflümüzü giderirken. Şurada sarı bir leblebimiz var. Biliyorsunuz kalorisi en az olan çerez leblebi. İster sarısını yiyin, ister beyazını yiyin. Ben sarısını daha çok tavsiye ediyorum. Sarı leblebiyi ağzımıza alıyoruz, atıyoruz, biraz çiğniyoruz. Sonra bu biraz önce yapmış olduğumuz rezeneli anasonlu çayı içiyoruz. Ve gerçekten reflünüzün azaldığını görürsünüz. Midenize de çok iyi gelir. Gerçekten hem leblebi hem rezene anason çayını bu şekilde reflümüzü azaltmak için kullanabilirsiniz.
Evet efendim, konumuzlarımızın sonuna geldik. Ben Doktor Murat Topoğlu, gerçekten sizler için her şeyi hazırlıyorum. Her şeyi yapmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar doğruları konuşmaya çalışıyorum. Ama zayıflamanın gerçek çaresi şu: siz aldığınız kaloriyi harcadığınızdan az olması gerekiyor. Yani harcadığınız fazla olması demek yürüyüş yapmanız demek. Kalorinin az olması demek yediğiniz her şeye, ama her şeye ağzınızdan sokarken 2-3 defa değil 5 defa düşünerek sokacaksınız. Yani diyet yapıyorsunuz, işte misafirle gittiniz. Misafirlikle gidince aman canım sen evinde yap diyeti, ölümü öp vesaire gibi sözler maalesef bizim diyetimizi bozmamıza neden oluyor. Etrafımızda sıkı sıkı tembihlememiz lazım. Önce ailemize, sonra arkadaşlarımıza. Ben diyete giriyorum, lütfen bana destek olun. Destek olursanız gerçekten bir hastalıktır bu. Obezite, ondan da kurtulabilirsiniz. Herkes kilo verebilir. Öncelikle kendinize güvenin. Güvenince her şey sonuna kadar da gidin, kararınızı devam ettirin. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, iyilik ve sağlıkla kalın diyorum.